Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Harun abiyle birlikte sınırsız sahur yapıyoruz. Bağırma. Bu saatte biraz yüksek sesle konuştuk ama sofrayı görünce harbiden enerjim yerine geldi ya. Yeter mi abi? Yeter oğlum, fazla. Birkaç kişi birden sahur yapar da. Burada bir sürü yiyecek var arkadaşlar. Yani nereden başlayacağım bilmiyorum bak. Yumurtasından, burada farklı peynirlerine. Bu ne? Cevizli sucuk mu bu? Evet. Şokella var, hurma var, çilek var, yaz elması, güllaç, börek. Bu nasıl bir şey? Bu kaymak maymak. Ekstra kaymak var. Şurada bir hayvan duruyor zaten. Bu pastırma. Evet. Burada bir hayvanın canlı ağırlığı kadar bir şey var herhalde, et var. Bu arada Harun abi bende kalıyor. Böyle Ramazan'ın son günlerine özel bir sahur masası yapayım dedim Harun abiye. Niye başlayamadık ya? Bir başlayalım. Tamam, başlayalım. Başlamadan arkadaşlar videoya like atın lütfen. Kanalımıza da abone olun. Çünkü videonun izleyenlerin büyük yüzdesi kanalımıza abone değil abi, biliyor musun? Öyleymiş. Verileri var. Koydum verileri. Sen bakıyorsun. Lütfen abone olun arkadaşlar. Evet. Sizin için yemek yiyoruz o kadar. Bu masayı hazırlayan anneciğim şurada oturuyor. Biz daha doymazsak diye takviye için bekliyor. Sağ ol anneciğim. Olsun. Teşekkür ederiz. Var ol. Haydi bakalım. Simit abi vereyim mi? Oğlum hepsini bitirecek misin oğlum? Yeriz abi, güzel yiyecekler ya. Böyle bir sürü şey var, dünyanın malzemesi var ya. İşte artık iftara kadar idare eder. Bunların maliyetini söylemiyorsun değil mi artık? Var mı maliyeti? Ne kadar bunun maliyeti? Bu masanın maliyeti? Yok. Hadi ya. 4000 lira var mı? Vay be. Pastırma falan var ya. Videoda para harcıyoruz. Sahur biraz pahalı bir sahur. Kraliyet sahuru. Yüzüm döndü ya. Oğlum önünde lan kaçmıyor. Bence böyle bölüşmüş mü oldu şimdi? Yarısı onun, yarısı benim mi? Öyle abi. Masa bitecek. Oğlum bu ne bu? Abi sen hiç yarım yarım düşünme. Yakaladığını ye. Değil mi? Evet, bir var. Hurma da var, hurma. Vereyim mi abi? Alayım bir tane. Ben bir tane de yedekte dursun. Bir tanesi hani şey yaparız. Teşekkürler. Üstlü peynire bayılırım. Sahur dediğim böyle yapılır. Onu pastırma yakar be. Bayağı tuzlu. Bu ara ama hem yemek videosu var, hem antrenman videosu var. Bunu öyle çeşit çeşit gidiyor şimdi. Bu ara antrenmanla çok odaklıyım abi. Bayağı iyi gidiyor her şey falan, maşallah diyeyim. Onu... Bal kaymak herhalde. Bal ya, ben görmemişim onu. Dur, geliyorum oraya şimdi. Kalori hesabı yapıyor musun gene? Öyle bir şey var mı? Yapıyorum abi, tabii ki. Her gün 9596 kalori. Kilomu sınırda tutuyor. Bir kalori bile üstüne geçmiyorum. Hep teknik hesaplarım, her bütün öğünlerime. Bu da beni buldu, böyle yorgun uykulu var ya, yemin ediyorum. Anlat oğlum, tamam sensin. Bala söyle girelim abi. Tuna, senin çocuğun mocuğun olduğu zaman bilmiyorum çocuk. Hadi bir çocuğu eğitmek lazım yani. Anne karnında bir savaş vereceğini bilsin. Ben onu yerim abi. Olabilir. Anne, ben anne karnında ikizimi falan yedim mi daha önce? Güçsüz canlı yenmeyi hak eder. Doğanın kanunları var. İyi bir örnek oluyor, kötü bir örnek oluyor. Büyük balık, küçük balığı yer abi. Öyleymiş de. Oğlum ben karar verene kadar bu hepsini yiyecek ya. Ben bir içini acemada kalıyorum. O yazayımız bayağı iyi. Gireceğim onu şimdi. Tadına bakayım da aklında kalmasın. Acayip bir şey abi. Çok güzelmiş. Bir tane şey var mı? Abi tabii ki. İstemediğin kadar var. Buyur. Bir tane... Market alışverişi de çekmiyorsun gerçi o zaman. Çökeceğim. Güzel, büyük bir alışveriş var kafamda abi. Market videosu istiyor musunuz arkadaşlar? İstiyorsanız yorumlara yazın. Çok güzel ya. Bunun devamı var değil mi anne? Anlatılır, eve pastırma almıyorlar. Niye almıyorlar? Alınır mı bunu? Pastırma. Hiç misafirliğe gittin mi yakın zamanda ya? Gidiyor mu hiç misafirliğe? Yok abi. Mutlu diyorum. Seni bir gün birine misafirliğe götürmek lazım. Bir düşmanımızın evine. Tanımayacak. Ama düşmanın evine değil mi? Tabii.
Ne yesek ya? Nutella mı? Üf. Şekerler düştü ya. Bence yemek yerken bir ağız yetmiyor abi. İnsanlığın büyük hatası yapısal olarak. Birkaç ağız lazım. Aklıma şey geldi. Karpuzu tekte yutan anne, o hayvan. Şey kocaman gibi, hipopotam. Ya da öyle bir ağız lazım. Oo, şundan şöyle alayım biraz. Ya bu mükemmel bir şey ama abi ya. Pardon. Evet anacığım, afiyet olsun. Börek yer misin? Börek sevmek, bir tane almak. İlki atalarımız Homo erectus abi. Çok takdir edilesi adam, çok kral adam. Primat, onun gibi olmak isterdim. Kim lan bu primat? Sabahın kaçında muhabbetin kalite şaka mı? Hem kültür, hem yemek, evet. Hem yeresel, hem Avrupa'yı. Bir şeyler öğrenmek isteyen insanlar Turatavuz kanalında her zaman elleri dolu çıkarlar. Ben bir simit daha alabilir miyim? Tabii ki abi. Kaymak çok iyi duruyor be kral. Oba! Bok bok şu var ya, şu olay ya, bu olay ya. Ama masa güzel abi. Masa güzel abi, evet. Güzel yemekler hazırlamış hancım. Sağ ol tekrardan. Ellerine sağlık. Ben çay alabilir miyim ya? Oh, güllaçtan olayım. Güllaç, güllaç aman. Bu kadar gelmiş Harun İstanbul'lardan. Çok teşekkür ederim. 2-3 günlük sahur oldu da. 10 numara oldu yani. Ya bunun üstüne 2-3 günde uyursun yani. Of. Aklımda ne oldu? Biraz peynir yiyelim ya, peynir sıkandık. Öyle bir sevdim ki, ne yediğimi bilmiyorum. Böyle bir onu alıyorum, bir bunu alıyorum. Benim de öyle oldu, kafa karıştırıyor. Evet. Ne yazık ya. Ben de sporcu sahuru çekeceğiz sanıyordum. Bu da sporcu sahuru abi. Lezzetli olmuyor. Çikolataya çileği bandırıyorsun, sporcu sahuru oluyor. Gayet sporcu. Ama ne sporu? Yemek yeme sporu. Amerika'da bir spor, Avustralya'da bir spor. Ciddi mi? Tabii yarışmalar falan düzenleniyor. Bayağı milli takım forması çıkıp yemek yiyorlar. O derece. Tabii. Ülkemin bayrağını o dalda dalgalandırmayı çok isterim. Bir böyle sersemledim be abi. Uykum geldi vallahi. Çok şekerli bir anda girdik ya, ben hala giriyorum. Balla, yağ. Şey neydi, sporcu kahvaltı. Şey, sporcu sahur. Hı hı. Yarın sağlam bir antrenman yaparız abi. Evet. Evet. Yani bunun üstüne yapmak lazım. Zaten senin için ne diyorlar? O kadar yemek yiyor, bir de ona göre antrenman yapıyor. Ha. Nereye gitsem onu söylüyorlar. Ha. Evet. O ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çay harbi çok iyiymiş. Hı hı. Şimdi ne yapacağız? İleride çocuklara gösterdiğimizde sahur böyle miydi diyeceğiz. İdeal sahur. Optimal. Oh. Oo, ama çay çok güzel be. Senin bu masada en beğendiğin ne oldu abi? Simit'i çok beğendim. Ha, bitti simit, evet. Simit çok güzeldi. Yumurtayı beğendim. Yani hepsi çok birbirinden lezzetliydi ya. Sen en çok neyi beğendin? Ben şu bal kaymak, bal yağ, şu yaz helvası, pastırma, börek, zeytin, yumurta güzeldi. Peynir, şu peynir güzeldi. Simit çok güzeldi. Humus çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Bir ben kaldım masada. Beşe bir şey kalmadı. Oraya gömmüş kendini, enerji vericileri. Biz nasıl, bize uzun soluklu şey lazım. Akşama kadar sindirecek, yavaş yavaş bizi bitirmeyecek. Benimki ve seninki. Öyle lazım. O ne lan Allah'ım ya. Oğlum bizimki ne olabilir? Bizimki başka bir şey olsun ya. Daha sporcu bir şeyi ver kardeşim. Örneği ver. Benimki propionat, seninki deka. Ne diyoruz adam, ne diyor ya? Allah. Ya her yerim kaşınıyor biliyor musun ya? Bak şu Tahin Pekmez'i babaannem bana yıllarca şokella diye yedirdi. Ha, o bir dönem bizde de oldu. Alamayınca. Ev şokellası. Evet. Ev şokellası. Uzman doktorlar her gün böyle bir masa yemek yenmesini tavsiye ediyorlar. Oğlum bunu kim alacak? 4000 lira diyor kadın. Bak 30 gün çarpı 4000, 120 bin lira sahura gitmesi lazım. Böyle sahur yapsın her gün. Evet. Sırf sahur bu ama. Bir de iftarı var bunun. Ama mesela bir şey bakınca bile doyuyorsun yani. Bu videolarda böyle oluyor. Masaya oturmadan bir gözün doyuyor abi. Evet. Yemeği yaparken de insan doyuyormuş. Mesela annem öyle söylüyor. Hiç yapmadığım için bilmiyorum abi. Gerçi yemek yapmadım diye bunun kazanla bir şeyler yapmışlığı var. Noodle'lar falan. Leğende, plastik leğende noodle yaptık.
Plastikler miydi? Kanser garantili. Tadı da plastik gibiydi abi. Leğenin içinde kaynattık bunu. Allah seni. Ben o leğende ayaklarımı yıkamıştım bir hafta önce falan. Kaynayınca bakteriler gidiyor ya. Vallahi ayağımı soktum sıcak suya, bir güzel yoğurdum, tuzladım. Çünkü orada mineralleri ayaktan güzel emiyor. Bize bunu hayal ettiriyor bu saatte. Faruk zehri aldı orada. Çocuğa da. Oğlum çocuk. Faruk oğlum. Bak adamın ondan sonra lifleri arttı, bench falan arttı. Artar oğlum. Sırf o yüzden. Ya Allah bunu... sizi bildiği gibi yapsın ya oğlum. Bir de onu yediniz yani. Afiyetle. Bir de bunun videosu var. Var. Çok izlendi. Hiç şeyleri yaban İngilizce'ye çevirmeyi düşündün mü? Sana sorayım onu ya. Yaptım. Yaptın mı sen? Var, hatta bilmeyenler varsa Nusret, Domino's, hepsinde dublaj var. Ben vallahi bilmiyordum. Bilmiyor musun? Göstereyim ben sana. Friends, by the way, we really don't know how much it's gonna cost. If we can't pay up, we'll be washing dishes here. Exactly, we wash all the dishes. I told him yesterday that I would undergo obesity surgery. We'll keep eating until that surgery happens. No need to talk anymore. Ses parçası İngilizce seçip İngilizce izleyebiliyorsun. 10 videoda var şu anda, daha yaptıracağım. Peki şey, başlık İngilizce mi oluyor? O evet, değiş... YouTube'u İngilizce kullanan öyle görüyor. Ha oğlum, ooo bunlara baksana. Oğlum bizde var ya, bizde geriden geliyoruz. Ooo adam yurt dışındakine de izletiyor kendini. Çok iyiymiş. Bayağı ya. Bayağı oradan geri dönüş güzel oldu. Vallahi helal olsun. İşte leğenden... Nereye? Nereye? Abi, bu arada bu mutfaktaki ilk konuğum da sensin abi. Teşekkür ederim. Sip daha seninle yaptık. Ben hiç daha önce burada yemek video çekmedim biriyle. Teşekkür ederim. Çok keyifli oldu valla. Hala oluyor yani, yiyoruz. Bu acayip bir şeymiş bu ya. Benim de çok iyi. O çilek de çok güzelim şu an. Baştan topladım. Ya bu da benim Aytaba Sarı baştan topladım. Ya, sana bir şey sormayacağım bir daha, tamam. Öyle çok sevdiğin bir meyve var mı? Meyve hep severim ya. Muz mesela. Muz çok rahat yemesi. Yiyeni üzmez. Kendi kabuğu var. Yani bir muz böyle pazarlanırdı yani. Zahmetli şeyler sevmiyorum abi. Ha evet, o doğru. O bayağı karıştırdık be. Yaz elbası ve bal kaymağın üstüne yumurtaya yiyorum şu anda. Yiyebildiğin kadar ye abi. Ben tamam oğlum, ben suyumu içerim. İftara kadar aç şimdi. İftarda da bunun iki katı var abi. Hı? Şaka şaka. Abi o zaman ufaktan kapayalım videoyu. Tabii yani anca bir bardak daha su içeriz. Birkaç dakikamız kaldı zaten, o arada evet. Da işte su içeriz biraz. Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Harun abi ilk geldin. Ben çok teşekkür ederim, sağ ol. Vallahi güzel denk geldi seninle evet. Böyle son günlerde. Çok şükür, keyifli oldu. Ve hani böyle siftah da yapmış olduk. Daha nice videolara inşallah. Bir antrenman patlatırız. Zaten mecbur patlatacağız abi bu kadar şey yapmak için. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atınız. Videolara çok uğraşıyoruz. Kanallarımıza da abone olunuz. Harun abiye de, bana da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.